Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün, 8 Mayıs Çarşamba. Edirne ve Kırklareli'nin yanı sıra, yurdun en doğusundaki şehirlerde yağmur geçişleri görülebilir. Yurdun geri kalan bölgelerinde ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Şimdi haberler. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik adaylık tartışmalarıyla ilgili, kendi adaylığımı dayatmak, CHP'nin tarihi bir fırsatı kaçırmasını sağlamak, birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun dedi. Toplantı öncesinde, MHP lideri Bahçeli ile TBMM'deki makam odasında bir araya gelen Özel, olumlu geçtiğini söylediği görüşmede, seçim gündemini ve Türkiye'nin var olan sorunlarını değerlendirdiklerini söyledi. Özel'le görüşmesinin öncesinde, partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, tutuklu iş insanı Osman Kavala üzerinden mesaj verdi. Özel'e, Avrupa Parlamentosu'ndaki görüşmesinde Kavala'nın sorulmasını hatırlatan Bahçeli, "Avrupa istedi diye adalet ve hukuk şerefini iki paralık mı edelim?" diye konuştu. Özel'in Bahçeli'ye hediyesi, oltu taşından yapılmış bir tesbih ve mesir macunu oldu. Bahçeli ise Özel'e tabak hediye etti. Grup toplantısının ardından konuşan Özel, Cumhurbaşkanı'nın CHP'ye ziyareti ne zaman olacak sorusunu, ekibi randevu isteyince bakacağız sözleriyle yanıtladı. Özel, siyasette yumuşama dönemiyle ilgili düşünceniz nedir sorusuna, normalleşmeye yumuşama demeyin diyerek cevap verdi. Yeğeni Furkan Bozbey'i, belediyenin iştiraklerinden Burkent'e, yönetim kurulu başkanı olarak atayan ve bu gençler hiç mi çalışmayacak diyen, Bursa BB'nin CHP'li başkanı Mustafa Bozbey, karardan vazgeçildiğini açıkladı. CHP, 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da, büyük emekli mitingi düzenleyecek. Yerel seçimde ittifak yapmama kararının ardından, kurucularından olduğu İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem, CHP'ye katıldı. Erdem, İYİ Parti lideri Akşener'in altılı masaya rest çekmesine karşı çıkan isimlerden biriydi. İsviçre çakısının resmi üreticisi Victorinox, çakıların bıçaksız versiyonunu da üreteceğini duyurdu. Şirket, son yıllarda birçok ülkenin bıçak taşımayı suç unsuru ve silah olarak değerlendirmesinin üzerine bu kararı aldı. Victorinox, her yıl 400 farklı türde 10 milyon çakı üretiyor. İsrail'in Refah'a yönelik kara harekatı başladı. Operasyonun başlamasından birkaç saat sonra İsrail ordusu, Gazze ile Mısır arasındaki sınır kapısının Gazze tarafında kontrolü ele geçirdiğini açıkladı. Refah'ta Hamas'a yönelik hedefli saldırılar düzenlediğini savunan İsrail, 20 kadar Hamas savaşçısının öldürüldüğünü de duyurdu. Hamas, harekattan önce Katar ve Mısırlı arabulucular tarafından sunulan ateşkes anlaşmasını kabul etmişti. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu, anlaşmanın İsrail'in taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. Yılın ilk 3 ayında kredi kartıyla yapılan harcamaların yaklaşık 3'te 1'ini gıda, market, alışveriş merkezleri ve akaryakıt grupları oluşturdu. Kredi kartıyla yapılan yemek harcamaları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %144, çeşitli gıda harcamaları ise %131 arttı. Türkiye'de trafiğe kayıtlı araçların %79.5'i sigortalı. Bu, 6 milyonu aşkın aracın zorunlu trafik sigortasının bulunmadığı anlamına geliyor. Mart sonu itibarıyla en yüksek sigortalılık oranı %94 ile otomobillerde, en düşük ise %36 ile motosikletlerde. Almanya'da Sol Parti, son birkaç yılda fiyatı ikiye katlanan döner için tavan fiyat uygulamasını önerdi. Bazı kentlerde fiyatı 10 euroya kadar çıkan dönerin, gençlere 2,5 euroya, genele ise en fazla 4,90 euroya satılması için devletin sübvansiyon sağlaması istendi. Almanya'da her yıl 1,3 milyar döner yendiği, döner başına 3 euroluk devlet desteğinin, hükümete yılda 4 milyar euroya mal olacağı hesaplanıyor. Daha fazlası için kapsul.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.